2, 3. Başla. Evet, evet, evet. 5 gün önceden haberimiz olduğu için zaten bizim robotlarımız 2-3 tane iş bir anda yapıyor. Ondan dolayı yani toplu hepsi 4-5 gün yapıyor. 3 tane yarışma katılıyoruz. 3 tane robot 4-5 gün. Robot 360 derece bakıyor etrafına ve bir saatinden azsa orada hedefi görüyor ve hedefe son sürat üstüne doğru gidiyor. Robot mümkün olduğunca dengeli hazırlandı. Sağ tarafındaki ve sol tarafındaki parçalar mümkün olduğunca birbirine eşit hale getirmeye çalışıldı. 3 tane sensör kullandık. Mümkün olduğu kadar otonom olması için, yani değer vermekten daha çok çizgiyi takip etmesinden dolayı mümkün olduğu kadar otonom olması için. Mesela çizgi izleyen robotlarla ürünlerin teslimatı gerçekleşiyor. Aslında çizgi izleyen de hayatımızda rol alabilen bir teknoloji. Şu anda da kullanılıyor bazı fabrikalarda, büyük fabrikalarda. Otlanmadan mı var? Evet, otlanmadan. Zaman gecikmesinden dolayı yani bu ya süreyi tuttum 10 dakika sonra yarışabilecekler alacağız yarışamayacaklar diskalifiye olmuş olacağız. Burada her şeyi beni uğraştırdı, biraz öyle yaptı. Nasıl zor oldu mu yapmak? Çalışırken mesela çok zor değil. Evet, çok zor değil. İleride bunu geliştirmeyi düşünüyor musun Amis? İnşallah çok düşünüyorum. Hayır. Çok çok düşünüyorum. İki tane yapabilirsin. Yani tamamsa geri alabilirsin. Not alma. Bu yarışmayı tam anlamıyla elektrik elektrik mühendisliği okuyan veya okumayan, yeniden yetmişe her yaş grubu içinde bulunan bir bilgi birikimini, teknik bilgi birikimini ortaya çıkmasını hedefledik. Çok yaratıcı bir çağdayız. Teknoloji zaten gün geçtikçe ilerliyor. Bu teknolojiye ayak uyduran çocuklar var. Bu çocukların içerisindeki bilgiyi üniversite ortamıyla birleştirerek bir etkinlik düzenlemek istedik. Hedefimiz bu etkinliği geleneksellerle geçirmek ve her sene yeni robotlarla, yeni katılımcılarla daha ileri düzeye taşımak ve el cezlerini ilerleyerek bunu geleneksel bir hale getirmek. Zaten el cezleri bildiğiniz üzere robotun ilk temellerini Kadim şehrimizde atan bir teknolojik